Bismillahirrahmanirrahim. Kardeşimiz, ben kürsüye çıkarken Kur'an-ı Kerim'i yukarıya kaldır burada. Gördünüz değil mi? Yani ben çıkarken benim dizim veya çok aşağımda kalmasına razı olmadı gönlüm. Değil mi? Hazreti Kur'an'ımıza hürmeten. Ben bu kürsüde, siz bak buralısınız bir kısmınız. Şu kürsüde 1969 yılında bu kürsünün şu üzerinde bulunduğu minderin altında bir Kur'an-ı Kerim, birinci minderin, bir de en son ta dipteki olan minderin de en altına konulmuş Kur'an'a şahit oldum. Tüylerim diken diken oluyor hala. Ama Rabbim beni üzerine oturtmadı. Ben buradan çıkarken Kur'an-ı Kerim yere minderin üzerinde, onu aldım, içime öyle doğdu, şu minderi kaldırayım dedim. Kaldırdım, minderin altında bir Kur'an-ı Kerim. O minderi de kaldırdım, artık en sonundaki, en dipteki şu dibe doğru inen, şu tahta değil de daha derindi o zaman, saptan, samandan yapılmış minder. Zor kaldırdım, onu çıkarmaya karar verdim. Gönlüm rahat etmedi, onu da çıkarmaya karar verdim, çıkardım. Ta dipte bir Kur'an-ı Kerim daha. Koyan Allah cehennemde azabını kat ve kat versin. Bu bilerek bir kafirin, Kur'an düşmanının birinin Fatih Camimizin şu kürsüsünün altına, minderlerin altına Ramazan-ı Şerif'in 1969'dan bahsediyorum. Kaç sene evvel? 40 sene mi olmuş? Ya tam 40 yıl olmuş. Burada yaşadığım bir hatıra bu. Yani hatıra değil de bir acı bir efendim hadise. İnşallah bir daha böyle bir şeyle karşılaşılmaz. Ama Rabbim beni oturtmadı. Oturtmadı. Kur'an'ımızın mucizesi. Yolumuzun, üstazımın bugün 1956 yılının 59 yılının 16 Eylül'ünde irtihal buyuran Üstazım Süleyman Efendi Hazretleri ve bugün 17 Eylül aynı zamanda Perşembe. O gün de Perşembe günüydü. Defnedildiği gün Karacaahmet Hazretleri'ne. Burada yerini hazırlamıştık. Burada Fatih'in sülalesinden olduğu için Üstazım şeceresi oraya dayanır. O günün Başbakanı'dan izin alınmıştı ama o günün İçişleri Bakanı müdahale etti. Üstazımızı buraya getiremedik. Ve kendi arzusu da öyleydi. Karacaahmet'te defnedildi. Mevla şefaatlerine mazhar buyursun. Bütün geçmişlerimizin, üstazlarımızın, bilhassa Hazreti Fatih Muhammed Hani Sani Hazretlerimizin ve üstazlarımızın şu kürsi-i Muhammedi'de halkı irşad ederek ahirette olan bil cümle ulema-i kiram hazaratımızın aziz ruhları için Allah'ımızın rızası için El-Fatiha. Allah'ım sallallahu elhamdülillahi rabbil alemin errahmanirrahim maliki yevmiddin İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in ihdinas sıratal müstakim sıratal lezîne en'amte aleyhim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا معين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم Sallu ala Resulina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina. Sallu ala tabibi kulubina Muhammed. Allahümme salli ala. Sallu ala şefii'i zunubina Muhammed. Allahümme salli ala. Ol menba-i bağ-ı belagat. Ol andelib-i gül-ü zarif. Fesahat ve ol mahzeni fadl-i saadet. Muhammed Mustafa ra salavat. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Muhammedin el Fatihi lima ulika vel hatimi lima sabaka nasirul hak bil hakki vel hadi
ila sıratikel müstakim ve alâ âli hakka kadirihi ve miktarihil azim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbena âmennâ bimâ enzelte ve ettebâne'r-resûl fektübnâ ma'aş-şâhidîn. Sadakallahul azim. Ve bellegena resuluhun nebiyyül kerim. Ve nahnu ala ma kâle hâlikuna ve râzikuna ve mevlana mineşşâkirîne şâhidîne bi kalbin selim. Cenab-ı Hak ve Feyyaz-ı Mutlak ve Rabbül Felek Hazretleri, eda eylediğimiz oruçlarımızı, verdiğimiz zekatlarımızı, yaptığımız hayru hasenatı, kıldığımız teravihleri, Rabbim dergâh-ı izzetinde seni kabul ile makbul buyursun. Evet, siz oturdunuz Kur'an-ı Kerim'de böyle ayaklarınızda. Bence benim okuduğum ayetleri dinleseniz daha sevap olur. Çünkü herkes elinde bir Kur'an-ı Kerim veya bir eser okuyacak olursa, o zaman vaiz efendi de inmeli, o da eline bir kitap alıp, o da onunla meşgul olmalıdır. Usul, adab, hürmet ve tazim bunu gerektirir. Allahu Zülcelal vel Kemal Hazretleri, iki gün kaldı oruçlarımızın edası için, yarın cuma ve cumartesi. Rabbim bu iki günü de eda etmeyi cümlemize nasibi müyesser buyursun. Pek aziz ve kıymetli Fatih cemaati kardeşlerimiz, Perşembe günü akşamları, cuma gecesi sizlerle bu mübarek huzurda, mübarek çatının altında az da olsa, 5-10 dakika da olsa sohbet etmek için sizlerle beraber olduk. Bu akşam son Ramazan-ı Şerifimizle alakalı sohbetimiz olacak. Hazreti Allah azın bereketini ihsan etsin. Cenab-ı Hak tesirini halk buyursun. Ramazan-ı Şerif boyunca, biraz sonra da duyacaksınız, bir dua ayeti okuyor müezzinlerimiz. Okudukları Ali İmran Suresi 53. ayette her gece duydunuz. Bu akşam da 29. kez duyacağız. Yarın akşam da son teravihimiz. Bir kez daha duyacağız. Ve amin diyeceğiz. Ne o? Hep beraber dinleyelim, okuyalım, hem dua. Buyurun. Rabbena amennâ bimâ enzelte vettebâne'r-resûl fektübnâ ma'aş-şâhidîn. Sadakallâhu'l-azîm. Amin. Amin ya Rabbi. Hep duyduk mu bunu kardeşler? Biraz sonra da yine burada duyacaksınız. Yarın akşam da bizim kültürümüzde ve bu anane haline gelmiş asırlardan beri camilerimizde teravihten sonra bu dua okunur ve ondan sonra kısa bir dua ile vitir namazına geçilir. Peki bu ayet neden tercih edilir? Bu ayet niye okunur? Allahu Zülcelal vel Kemal Hazretleri okuduğum bu mübarek ayetinde şöyle buyurur. Kur'an-ı Kerim'imizde malum dua ayetleri vardır, hüküm ayetleri vardır, ceza ayetleri vardır, müjde ayetleri vardır ve dua ayetlerinden birisidir bu. Hazreti Adem'in, babamızın duası vardır. Hazreti Nuh'un duası vardır. Bütün peygamberlerin yalvarışlarını, nicelerini Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz Habibi Edibi Resulü Eminine vahiy ile haber vermiştir. Şimdi bu duayı da, Ramazan boyu yaptığımız duayı kimler yapmış? Bu neyi ifade ediyor? Şu kısa sohbetimizde anlamaya çalışalım. Mealen
Rabbena amennâ bimâ enzelte vettebe'ner resûle fektübnâ maaşşâhidîn. Çok kısa. Ey bizim Rabbimiz, Allah'ımız, bizi terbiye eden Rabbimiz, biz senin indirdiğine inandık, iman ettik. Senin peygamberine de uyduk. Bizi şahitlerden yaz Allah'ım. Hay mübarek adam ya. Ya mübarek, yani çok karşımda tuhaf oluyor benim sevgili kardeşim. Evet. Allah'ımız, bak ben okuduğum, benim okuduğum ayet. Ben de ayet okuyorum. Cenab-ı Hak da dinleyiniz diyor. Ayet-i Celil'e okunurken dinleyin. Susun ve dinleyin diyor. Takdir sizin. Yine Fatih Camimizde her çeşidi var elhamdülillah. Rabbimiz, ey Habibim Ahmet ve Resulüm ya Muhammed, sana bu ayetleri indiriyorum. Bu duada kimlerin bulunduğunu da sana haber veriyorum. Bundan önceki ayetinde de Rabbimiz Hazreti İsa'dan ve Hazreti İsa'nın eshabından bahsediyor. Hazreti İsa'nın havariyünlüğünden bahsediyor. Onların imanından, Hazreti İsa'ya tabi oluşlarından bahsediyor. Ve nihayet bu kısa dua da Hazreti İsa'nın eshabının duası. Hazreti İsa'nın havariyünün duası. Ve bu mübarek duada onların yalvarışı şöyle. Rabbena, ey bizim Allah'ımız, âmennâ, biz iman ettik Allah'ım, bimâ enzelte, senin Hazreti İsa'ya Resulün, elçin, İsa aleyhisselama indirdiğin İncil-i Şerife biz inandık, iman ettik. Vettebe'ne Resule, Allah'ım senin Resulün olan İncil-i Şerif kendisine inen, indirilen Hazreti İsa'nın da yoluna, sünnetine, kavli, fiili ve hali bütün durumlarına biz de tam uyduk Allah'ım. Ona tabi olduk Allah'ım. Rabbim bizi şahitlerden yaz Allah'ım. Şimdi iki esası bildiriyor eshabı. Bir, indirilen İncil'e inandıklarını ve Hazreti İsa'ya tabi olduklarını bildiren, ifade eden Hazreti İsa'nın eshabı bir istekte bulunuyorlar Cenab-ı Hak'tan. İstekleri, ricaları, ilticaları şu: Allah'ım bizi şahitlerle beraber yaz. Tabii öğrenmek istersiniz, şahitler kim? Hazreti İsa'nın ümmetinin şahitlerden olmasını, şahitlerle beraber yazılmasını istediği o şahitler kim? İşte onu açıklayalım aziz ve muhterem kardeşlerim. Cenab-ı Rabbil Alemin, Hak Teala ve Tekaddes Hazretleri bütün kitaplarda, indirilen bütün kitaplarda Peygamberimizin ahvalini, Peygamberimizin evsafını, Peygamberimizin ümmetinin şerefini, bizleri hep açıklamış, onlara haber vermiş. Hazreti Musa'ya Tevrat-ı Şerif'te Cenab-ı Hak bütün peygamberimizi anlatmış. Hazreti Musa Cenab-ı Hakk'a ilticanın birinde diyor ki: Allah'ım, bana indirdiğin Tevrat-ı Şerif'te yarın ahirette kabirlerinden kalkarken ayın 14'ü gibi yüzleri parlayarak kalkacak bir ümmetten bahsediyorsun. Bu ümmet hangi ümmettir Allah'ım? İsterim ki bu ümmet benim ümmetim olsun.
Cenab-ı Hak Hazreti Musa'ya vahy ediyor. Hayır ya Musa, o ümmet Muhammed ümmetidir. Kıymetimizi bilelim. Yani yarın ahirette bütün insü cin dirilirken mahşer kabirlerimizde ayın 14'ü gibi yüzleri pırıl pırıl parlayarak kalkacak, haşrolacak, dirilecek bir ümmet bu ümmet. Bu yüzlerin parlaması neyle? Onu anlayacağız. Yine Hazreti Musa devam ediyor. Ya Rab, Tevrat-ı Şerif'te görüyorum bana indirdiğin kitapta. Buyuruyorsun ki ümmetlerin sonu ama cennete gireceklerin ilkinden bahsediyorsun. Cennete ilk girecek bir ümmetten bahsediyorsun. Allah'ım o ümmet kimin ümmeti ya Rabbi? İsterim ki benim ümmetim olsun. Rabbimiz buyuruyor ki ya Musa, o Muhammed ümmetidir. Sizi hürmetine yarattığım Habibinin, Habibimin ümmetidir o. Onlar cennete bütün ümmetlerden önce girecekler. Sırasıyla Efendimiz önce, sonra peygamberler, sonra ardından sevgili peygamberimizin ümmeti cennetin kurdelesi kesilirken, cennetin kapıları 8 kapısı açılırken, selamun aleyküm tıptum fethuluha halidin sırrı tecelli edince, merasimle bu ümmet bütün ümmetlerin önüne getirilerek cennete davet edileceklerdir. Allah'ım bizi o kullarından eyle ya Rab. Şimdi bütün bunlar anlatılırken Cenab-ı Hak onlara bildirdi, bütün peygamberlere. Yarın Mahkeme-i Kübra'da, yarın Huzur-i İlahi'de insü cin mahkeme edilecek mi? Edilecek. Ve huzura Hazreti Adem'den peygamberimize gelinceye kadar bütün peygamberlerin ümmetleri, inanan inanmayan getirilecek. Bütün peygamberler getirilecek. Sevgili peygamberimiz orada, biz ümmetiyle orada mahşerdeyiz. Mahkeme-i Kübra ceryan ediyor. Cenab-ı Hak peygamberlerine soracak. Ey benim nebilerim, resullerim, benim emrettiklerimi benim kullarıma anlattınız mı? Anlatmadınız mı? Bütün peygamberler ilahi mahkeme. Anlattık ya Rabbi. Senin bize bildirdiğin, vahyettiğin kitabını, emirlerini, nehilerini biz bütün insanlara, biz ümmetlerimize anlattık diyecekler. Sırasıyla tek tek peygamberler getirilecek. O peygamberlerin inanmayan ümmetleri de huzura getirilecek. Ve inanmayan, inanmamış kafirler, onlara Hazreti Allah soracak. Bak bu benim bu peygamberlerim, size benim emir ve nehilerimi anlattıklarını söylüyorlar. İddia ediyorlar. Biz tebliğ ettik diyorlar. E peki siz niye inanmadınız? Siz bu peygamberlerime niye tabi olmadınız? Siz bu peygamberlerime niye uymadınız? Deyince bütün kafirler diyecekler ki biz duymadık. Bize anlatmadılar bunlar. Bu peygamberler senden bahsetmediler. Bize vaaz etmediler. Bize mucize göstermediler. Bizim haberimiz yok diyecekler. İnkar edecekler. Dünyada inkar ettikleri gibi orada da inkara yeltenecekler. Şu anda yeryüzünde inkar etmiyorlar mı? Papa başta, Papa, bütün Hristiyanlar peygamberimizi inkar etmiyorlar mı? O zaman da ahirette de aynı inkara yeltenecekler ama bakalım ne olacak? Dinleyin. Ve Cenab-ı Hak peygamberlere dönecek. Adalet ilahi, mahkeme. Ey peygamberlerim, bak bu kafirler diyorlar ki biz duymadık, bize bu peygamberler anlatmadılar, hiç bizim haberimiz yok diyorlar. Ne dersiniz? Sizin bunları bu kafirlere, bu inanmayanlara, bu ümmetlerinize
benim emirlerimi, benim kitabımın, benim gönderdiğim hakaiki tebliğ ettiğinize dair belgeniz var mı? Siz iddia ediyorsunuz, vaaz ettik, mucize gösterdik, anlattık diyorsunuz ama sizin şahidiniz var mı anlattığınıza dair? Bir belgeniz var mı? Çünkü mahkemelerde biliyorsunuz iddia edene delil gerekir. İddia edince o iddiasını delillerle, şahitlerle ispat etmesi lazım. İşte ahirette de böyle olacak. Cenab-ı Hak peygamberlerine var mı deliliniz, şahidiniz? Bütün peygamberler kim? Hazreti Adem'in zamanında evlatlarından kendisine inanmayanlara, ondan sonra Nuh Aleyhisselam'a ta Efendimiz'e gelinceye kadar bütün peygamberlerin inanmayan ümmetlerine karşın peygamberler bir şahit getirecekler. Allah'ımız şahidiniz kimdir? Nerededir şahitleriniz? Bütün peygamberler hep birden diyecekler ki ya Rab, bizim şahitlerimiz Muhammed ümmetidir. Bizim şahitlerimiz Muhammed ümmetidir. Biz bunları anlattık, bunlar kabul etmediler. Yan çizdiler. Biz müteaddit defa bunlara mucize gösterdik, sihir yapıyorsun dediler. Bizi aldatıyorsun dediler, yan çizdiler. Şahitlerimiz de Muhammed ümmetidir. Cenab-ı Hak kafirlere, ey kafirler, bak bu peygamberlerim Muhammed ümmetini şahit olarak getiriyor. Ne dersiniz? Onlar diyecekler ki, hayır ya Rab, biz bunu kabul etmeyiz. Onlar bizi nerede gördüler? Onlar bizim yaşadığımız devirden 1000 sene, 10.000 sene, 20.000 sene sonra dünyaya geldiler. Bizi nerede gördüler ki bize şahit oluyorlar diyecekler. Onun üzerine Cenab-ı Hak biz Muhammed ümmetini huzuru izzete davet edecek. Ey Habibimin kıymetli ümmeti, o şahit olan, şahadet edecek olan başta Sıddık-ı Azam, sonra Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali, diğer 124 bin sahabi, ondan sonra tabi'in, tebe-i tabi'in, günümüze gelinceye kadar bütün gönül sultanları, silsile-i sadatımız, evliyaullah, sevgili peygamberimizin sünnetine sımsıkı sarılmış o mezahibi erbaa, o İmam-ı Azamlar, İmam-ı Şafiler, İmam-ı Malikiler ve öteki gönül sultanları, birden onları Allah'ımız huzuru izzete getirecek. Bu ümmetin kafirleri değil, bu ümmetin iman eden, işte inşallah bizler olacağız. Getirilecek ve Cenab-ı Hak soracakmış. Ey kullarım, ey Muhammed ümmeti, sizi şahit gösteriyor benim peygamberlerim. Şahit misiniz? Siz geçmiş peygamberlerim anlatırken onların inkar ettiklerine şahit misiniz? Şahidiz Allah'ım diyeceğiz. İnşallah biz diyeceğiz onu. Allah'ımız bu nimete bizleri mazhar buyursun. Evet Allah'ım, Lut kavmi o kötü fiili işlerken Lut Aleyhisselam onlara anlatıyordu. Yapmayın. Size meşru bir aile hayatı kurayım diyordu. Hayır istemeyiz diyorlardı. Semud kavmi, Ad kavmi, bütün nice kavimleri sen Allah'ım helak ettiğini bize son peygamberin, ona gönderdiğin Ramazan ayının Kadir gecesinde vahye başladığın, vahiy buyurduğun Kur'an'ında sen haber verdin bize Allah'ım. Bütün bu milletlerin nasıl inkar ettiğini, Lut kavminin başına nasıl taş yağdığını sen haber verdin Allah'ım kitabında. Evet, evet ya Rab, sen Nuh kavminin nasıl tufana yakalandığını, dünyanın nasıl sulara gark olduğunu sen Kur'an'ında bize haber verdin. Semud kavmini nasıl helak ettiğini, evet, Ad kavmini nasıl helak ettiğini, nasıl nice kavimleri
bir sıcak rüzgarla, nicelerini yukarıdan taşlarla, nicelerini zelzelelerle, nicelerini şiddetli sarsıntılarla, seslerle helak ettiğini sen bize haber verdin Allah'ım Kur'an'ında. Sen verdiğin haberde sadıksın. Biz bu hadiseleri yerinde gördük, duyduk, yerinde ayan beyan müşahede ettik. Şimdi de şahitlik yapıyoruz Allah'ım. Bu peygamberlerin doğru söylüyorlar. Bu kafirler dünyada inkar ettikleri gibi burada da inkar ediyorlar diyeceğiz. Ve onun üzerine Erhamur Rahimin, adil olan Allah'ımız, adili mutlak olan Rabbimiz sevgili peygamberimizi davet edecek. Habibi Muhammed ve Resulüm ya Muhammed, gel ya Habibim huzuruma. Sevgili peygamberimiz o mahkeme-i kübrada Rabbimizin huzurunda, huzur-i izzette. Ey benim rahmet peygamberim, bak senin ümmetlerin geçmiş peygamberlerime şahitlik yapıyorlar. Sen onların şahitliğini tasdik eder misin? Senin ümmetin doğru mu söylüyor? Sen onların tasdik eder misin bütün şahadetlerini? Allah'ın rahmet peygamberi, evet Allah'ım, benim ümmetim doğru söylüyor. Ben de onları tasdik ediyorum buyuracak. Ve mahkeme-i kübra tahakkuk ve tecelli ederek ferikun fil cenne ve ferikun fis sa'ir. Mahkeme-i kübra böyle neticelendirilecektir. İşte benim aziz ve kıymetli kardeşlerim, geçmiş bütün ümmetler bu hakikati bildiği için ve ahirette Muhammed ümmeti şahit olarak getirileceğini Allah'ımız onlara da haber verdiği için bu ümmetin şerefi, bu ümmetin izzeti anlatıldığı için o geçmiş ümmetler Allah'ım diyor Hazreti İsa'nın eshabı. Ne olur bizi ahirette şahit göstereceğin o kullarının meyanında bizi de oraya yaz Allah'ım. Bizi onlarla beraber yaz Allah'ım diyorlar. Peki bu dua onların duası. Gelelim bizim duamıza. Bu ayet-i celile aynı zamanda bizim de duamız. Rabbena amennâ bimâ enzelte ve tebâner resûle fektübnâ me'aşşâhidîn. Allah'ım biz sana ve senin indirdiğin Ramazan-ı Şerif'teki indirdiğin Kur'an'ına inandık, iman ettik. Biz Muhammed ümmeti olarak. Allah'ım Resul-i Ekrem ve Nebi-i Muhterem'ine indirdiğin Kur'an'ına biz inandık, iman ettik. Vettebâner Resûle, Resûl-i Azam ve Nebi-i Muhterem, ahir zaman Nebisi Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin bütün sünnetlerine uyduk Allah'ım. Fektübnâ me'aşşâhidîn. Ne olur bizi ahirette şahit göstereceklerinden kıl bizi Allah'ım. Şahit göstereceklerinle beraber yaz bizi Allah'ım. İşte Ramazan boyu bu dua okundu. Biz de amin dedik. Amin demeye devam ediyoruz. İnşallah ahirette bütün ümmetlere şahadet edecek, bütün geçmişlere şahitlik yapacak olan bu ümmet, ümmetlerin en şereflisi. Allah'ımız Celle Celaluhu, Habibi Edibi Resulü Eminine ayların özü Ramazan'ı ihsan etmiş. Kitapların özü Hazreti Kur'an'ı ihsan etmiş. Evet, gecelerin özü Kadir Gecesi'ni ihsan etmiş. Haftaların, ayların, günlerin, bütün her şeyin özünü, hulasasını sevgili peygamberimize ihsan etmiş. Böylece aziz ve kıymetli kardeşlerim, Ramazan ayımızın 2009 miladi 1430 hicri yılı Ramazanımızın 29. teravihini Fatih Camii'nde siz cemaatimizle beraber eda edeceğiz. Allah'ım dergahında kabul buyursun. Yarın akşam son teravihimiz efendiler. Yarın akşam son teravih.
Öbür akşam bayram gecesi, cumartesini pazara bağlayan gece. Teravih yok artık. Teravih kılsanız da olmaz. Teravih Ramazan ayına mahsus. Bu mübarek namaz yarın akşam nihayete erecek. Ramazan-ı Şerifimizin son gecesi olunca buyuruyor Peygamberimiz, yerler, gökler, melekler hüngür hüngür ağlarlar. Gözyaşı dökerler. Ümmeti Muhammed'e olan bir sıkıntıdan dolayı, o nedir diye sorarlar. Ramazan-ı Şerif'in gidişidir. Melekleri ağlatan, yerleri gökleri ağlatan, şu anda bütün zemin-i asımanı gözyaşına boğan efendiler, hüzün ve keder nedir? Ramazan ayımızın ayrılışıdır. Ramazan ayında dualar müstecap idi. Ramazan ayında Rabbimiz bire en az 700 veriyordu. Günahlardan arınma ayıydı. Bir gece verilmişti, bin aydan daha hayırlı. Annemizden doğduğumuz gün gibi tertemiz kılan bir Ramazan ayı, bir mübarek Kadir gecesi. Binaenaleyh böyle bizi annemizden doğduğu gün haline getiren bu kutsal ayımızın gidişi elbette bizi ağlatması lazımdır. Ağlamaya, üzülmeye layık olan bizleriz. Yerler, gökler Ramazan ayının gidişinin, elveda ya şehri Ramazan deyişinin hüznü ve kederini yaşamaktadır. Evet, bu ahengi, bu güzelliği, bu zevki maneviyeyi birkaç gün sonra bulamayacağız. Artık ömrümüz olursa 11 ay sonra bu yüce devlete kavuşacağız. İşte Allah'ımız bu ümmete güzelliklerin en güzelini ihsan etmiş. Kadri kıymetimizi bilelim. Ramazan ayında elde ettiğimiz bu yüce vasfı, şu güzel elbiseyi Ramazan-ı Şerif'ten sonra asla lekelendirmeyelim. Ramazan-ı Şerif'te elde ettiğimiz şu yüce duygulara Ramazan'dan sonra gölge düşürmeyelim. Leke düşürmeyelim. Bu mübarek elbise 11 ay müddetle üzerimizde her geçen gün parlamalıdır. Ramazan'da tuttuğumuz oruçların kabul ve makbuliyetinin açık delili eğer Ramazan ayında elde ettiğimiz bu güzellikleri Ramazan-ı Şerif'ten sonra da devam ettirebiliyorsak, bilin ki, müjdeler olsun ki, oruçlarımız, ibadetlerimiz kabul olmuştur. Allah'ım oruçlarımızı, ibadetlerimizi, zekatlarımızı, hayru hasenatımızı dergah-ı izzetinde kabul buyurduğu kulların zümresine ilhak eylesin. Cenab-ı Hak cümlenizden razı olsun. Bayramınızı tebrik ediyorum. Ve 29. teravihimiz yarın akşamda son teravihimiz. Evet aziz kardeşlerim, hakkınızı helal edin. Sizleri belki bir iki dakika geçirdik. Şimdi yine her zaman olduğu gibi Beyoğlu efendim kız Kur'an kursu Beyoğlu'nda bulunan bir kız kursumuz, Kur'an kursumuz için yardım talebinde bulunuluyor. İnşallah teravihten çıkarken o sergiye uğramadan geçmeyin. Allah bütün ibadetlerimizi dergahında kabul buyursun. Huzur devletlerinde bulunduğumuz, o günde Hakan, bugün de Hakan Sultan Muhammed Han Hazretlerimizin ve bil cümle Ali Osmaniye'nin ve Ali Selçukiye'nin ve şu camimizin eimme hutaba müezzinin kayyumin ve bilhassa şu kürsüde halkımızı, müminleri irşad eden üstazlarımızın, bilhassa üstazım Süleyman Efendi Hazretlerinin ki irtihali, defni bugündür, 1959 17 Eylül, onların aziz ve mübarek ruhları için, Allah'ımızın rızası için El Fatiha. Resul-i Ekrem ve Nebi-i Muhterem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinin aziz, şerif, mübarek, mualla